Geçen Mayıs ayında Berlin'de kurulan Lösev Vakfı kuruluşunu muhteşem bir gala gecesiyle kutladı. Galada Lösev'de tedavi gören ve tamamen iyileşen çocuklardan oluşan gruplar bayraklarla dans gösterisi yaptı, şarkılar söyledi, muhteşem gecenin yıldızı oldular. Türkiye'de pediatrik hematolog ve onkolog Doktor Üstün Ezer tarafından 1998 yılında kurulan ve bugüne kadar on binlerce çocuğa ve aileye umut olan Lösemili Çocuklar Vakfı ilk yurt dışı şubesini Berlin'de açtı. Doktor Üstün Ezer, Lösev'in Berlin'de kuruluş sürecini şöyle anlattı. Hepiniz, Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere katıldığınız için, değerli dostlarımız, konuklarımız katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'den itibaren çok uğraştılar. Buradaki gönüllerimizle birlikte, buradaki görevlerle birlikte büyük bir eseri ortaya koydular. Hepsinin eline yüreğine sağlık. Baştan söyleyeyim, sonra unutuyorum heyecandan. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, katkıda bulunan bütün dostlarımızı yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum efendim. Efendim gelirken uzun aylar önce uzun uzun düşündük. Almanya'ya, Berlin'e kimi götürelim? Hangi değerli sanatçımızı, hangi güzel insanı burada sahneye çıkaralım dedik. Ben dedim ki bizim en büyük eserimiz olan, en büyük servetimizi sahneye çıkaralım dedim. Çocuklar dedi ki, çalışan arkadaşlarımız, ne hocam onlar, kim bu sanatçı? Dedim kendi çocuklarımızı götürelim. İyileştirdiğimiz, hayat verdiğimiz, o Sırat Köprüsü'nden geçerken tekrar geriye aldığımız, 3 sene boyunca büyük acılar çeken, büyük kahramanlık sonucu, mucizeyi başaran, iyileşen çocuklarımızı çıkaralım dedim. Herkes görsün, eserlerimizi tanısın. Lösev'in başarısını görsünler. Biz hayal satmıyoruz. Hayat veriyoruz efendim. Biz bu başarıyı, inanın 25 yıldır, 26 yıldır benim hayatımı vakfederek,
değerli arkadaşlarımın bütün hayatlarını, özel hayatlarını bir tarafa koyarak, kendi çocuklarımızı bir tarafa koyarak, eşimizi, anamızı, babamızı bir tarafa koyarak hayatımızı vakfettiğimiz bu başarıyı biz neden bütün dünyaya yaymıyoruz diye düşündük. İnanın, inanın bu başarı bütün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bütüncül olarak ele almak, tedaviyle birlikte sosyal imkanları sağlamak, eğitimini sağlamak, anne babasına iş vermek, uğraş atölyeleri açmak, bütün masraflarını üstlenmek, evine pirzoladan parça ete kadar düzenli etini yollamak, inanın ki Almanyalara getirmek dünyada hiçbir yerde yok. Peki biz bunu niye dünyaya yaymayalım? Niye bir dünya markası olmayalım? Efendim, biz hep aşağılık kompleksi içinde yetiştik. Sizleri buradaki başarılarınızı görünce ben çok etkilendim. Çok çok değerli insanlar yetişmiş ve Almanya'da söz sahibi olmuşlar. Bir UNICEF, hiçbir şey demiyorum, bir dünya markası değil mi? UNICEF ne yapıyor? Gazze'de çocuklar ölüyor. Ne yapıyor UNICEF? Ama o zaman dedim ki ya UNICEF devam etsin de LÖSEV'de gelsin, Almanya'da, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da, Rusya'da kuralım bu şeyleri, şubeleri ve bütün dünyaya Türklerin varlığını, başarısını ve buradaki çocukların da iyileşmesini sağlayalım diye yola çıktık efendim. Şimdi tabii Almanya'da açalım mı diye yola çıktığımızda ilk tanıştığımız kişi çok değerli bir insan. Sizlerin de çok tanıdığı ve çok sevdiği bir insan, Sayın Türkiye Büyükelçimiz Başar Şen Bey beyefendiyle yollarımız kesişti ve kendisi bizi çok yüreklendirdi. Dedi ki gelin burada açın, Berlin'de açın dedi. Şimdi ben kendisini müsaade ederseniz, kendisi de kabul ederse, şeref verirse sahneye davet edeceğim efendim. Bir teşekkür ifademizi sunmak istiyorum Başar Bey'e. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Biz sizi kutluyoruz, çok teşekkür ediyoruz, vesile oldunuz. Berlin dediniz, buraya gelin dediniz, geldik, çok yardım ettiniz. Bugün temelleri atılmıştır LÖSEV'in Berlin'de. Başar Bey sayesindedir, Süreyya Hanım sayesindedir, Remzi Bey sayesindedir. Hepsine teşekkür ediyoruz ama özellikle Başar Bey'i bir sembol olarak dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Sayın LÖSEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü değerli hocam Üstün Ezer Beyefendi, LÖSEV Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri, LÖSEV gönüllüleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle Sayın Hocam Doktor Üstün Ezer'e bu iltifatı için içtenlikle teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Eğer bir katkım olabildiyse LÖSEV'in Almanya'ya açılmasına, LÖSEV Stiftung Deutschland'ın kurulmasına bir katkım olabildiyse bundan sadece onur duyarım, şeref duyarım. Ayrıca şükranlarımı sunarım yardım edebildiğim için. Çünkü ben de ilk gün duyduğum günden bu yana, yani yurt dışına açılmak istediklerini ilk duyduğum günden bu yana onlara yardım etmek üzere kendime LÖSEV gönüllüsü unvanı verdim ve bir LÖSEV gönüllüsü olarak burada hizmetlerimi sunmak istedim. Umarım bu akşamki bu güzel toplulukta Berlin'de LÖSEV Stiftung Almanya'nın açılış galasında bulunan bu değerli misafirlerimizle birlikte olmakla da bu yolda bir ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz için. Başlarımızın size bir şükran plaketleri var efendim. Müsaade ederseniz buyurun siz verin çocuklar. Başar Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Teşekkürler çocuklar. Sayın Betak, Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Selçuk. Sayın Süreyya İnal. Sayın Remzi Kaplan,
ve Sayın Veli Karakaya. Hepinizi sahneye bekliyoruz efendim. Evet, Celal Bey şu an sahnede. Hatice Hanım sahnede. Süreyya Hanım'ı bekliyoruz. Remzi Kaplan geldi. Hemen arkasından Süreyya Hanım da sahnede. Sayın Veli Karakaya. Veli Bey bu akşam katılamamış. Yine de yardımlarından dolayı sonsuz teşekkürler. Türkiye'deki başarılı çalışmalarını Berlin'e de taşıyan Lösev'in gala gecesinde davetliler, Berlinli sanatçı Zeynep Avcı konseriyle keyifli bir gece yaşadılar.